Türk halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır. Ormanlarını evladı gibi sever. Bunun için ağaç bayramları yapar, yeniden orman yetiştirir. Topraklarımızı kurtaran, tarihe adını altın harflerle yazdıran devlet adamları ve komutanlarsa, bu toprakları yaşatacak olan da tüm bu destanlara şahitlik yapmış olan ağaçlardır. Savaş sonrasında evlatlarını cepheye göndererek yurdunu kurtaran milletimiz, Cumhuriyet'in ilanından sonra yurdunu yeniden inşa etmek için evladı gibi gördüğü ormanlara sarılmıştır. Borçlarını ormanlarla ödemiş, ormanlarını kullanarak ev bark yapmış ve ormanlar sayesinde gelişip güçlenmiştir. Ormancılık, toplumun orman, ürün ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması amacıyla, orman kaynaklarının ağaçlandırılan alanların ve bunlarla ilişkili doğal kaynakların yönetim bilimi ve sanatı olarak tanımlanabilir. Osmanlı döneminde ormanlar uzun yıllar boyunca herkesin serbestçe yararlandığı doğal kaynaklardı. Bir zaman sonra devlet, tersanenin ihtiyacı olan odun ham maddesinin sağlanmasında sorunlar yaşamaya başlayınca, tersanenin ve tophanenin ihtiyacı için bazı ormanları ayırmış ve bunlar dışındaki ormanlardan yararlanmayı serbest bırakmıştır. Bu tür serbest yararlanma düzeni, ormancılık literatüründe cibali mübaha kavramıyla anılmaktadır. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sonrası ortaya çıkan mali sorunlar nedeniyle hazinenin gereksinim duyduğu geliri sağlamak için ormanları işletmek ve bu faydalanmayı sürekli hale getirmek için ormancılık tekniğini tam olarak uygulamak gerektiğini anlamıştır. 1856 yılında Fransa'dan getirilen uzman profesör Louis Tessin'in gayretleriyle 1857 yılında İstanbul'da Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir orman okulu ve 1869 yılında Orman Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1870 yılına gelindiğinde Türkiye ormancılığının ilk yazılı belgesi Orman Nizamnamesi çıkarılmıştır. Nizamname ile vatandaşların bireysel ihtiyaçları için ormanlardan kesim yapmaları serbest bırakılmış, ticari amaçlı yararlanmalarsa belirli bir bedel karşılığında özel kesime bırakılmıştır. Özel kişi ve kuruluşlarla orman idaresi arasında bir mukavele yapılarak, ormanların para karşılığında 5 ila 50 yıl gibi süreleri içeren orman işletme izinleri verilmiştir. Orman Nizamnamesi döneminde ormanlar madenler gibi düşünülmüş ve 20. yüzyıl başlarına kadar ormanların sürdürülebilir yönetimi bir önceliğe sahip olamamıştır. 1917 yılında Avusturyalı uzmanlar Franz Stoger'la Witt tarafından hazırlanan ormanların bilimsel yöntemlerle yönetimi hakkında yasaya göre devlet ormanlarının işletme planı yapılmak suretiyle yönetimi hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte işletme planları yapılmamış, ormanlarda geçici işletme planlarıyla üretim yapılmasına da izin verilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılında çıkarılan bir yasayla planlı işletmecilik sadece devlet ormanları için değil, ülkede yer alan bütün ormanlar için zorunlu hale getirilmiştir. Ormanlar memleketlerin, beldelerin sıhhat ve feyz kaynağıdır. Bozü Kereste Fabrikası Cumhuriyetimiz ilan edileli henüz 2 yıl olmuşken, ülkemizin o dar zamanında, yokluk zamanında ülkemizin ilk sanayi tesislerinden birisi olmuştur. Bu fabrika özellikle orada yaşayan insanlarımız olmak üzere ama genel itibariyle de ülkemizin ulaşım altyapısının oluşturulmasında,
ilk sanayi kuruluşlarının altyapılarının oluşturulmasında ciddi katkıları olmuştur. Ormanlar bütün her zaman için son derece önemli, ancak yokluk zamanlarında daha da önemli hale gelmektedir. Bizlere düşen şey bu ormanlarımızı koruyup, geliştirip bizden sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde devam ettirmek. Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizin durumu içler acısıydı. Kurtuluş Savaşı kazanılmıştı ama insanların başını sokacak konutu yoktu. Savaşlar sonucunda yakılıp yıkılmış yerleşim yerleri ve Lozan'da yapılan mübadele anlaşması çerçevesinde ülkemize gelen 2 milyona yakın insanın barınması için konut ihtiyacı vardı. Büyük birer köy durumunda olan başkent Ankara ve diğer kentlerin başta barınma olmak üzere ulaşım için yol, köprü, tünel gibi çağdaş bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Büyük bir iskan sorunuyla karşı karşıya kalan ülkenin yeni baştan kurulması gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu. Mustafa Kemal, 19 Ocak 1923'te İzmit'te halkla yaptığı konuşmada ülkenin yoksulluğunu şu sözlerle açıklıyordu. Memlekete bakınız. Baştan sona kadar harap olmuştur. Memleketin kuzeyden güneye kadar her noktasını gözlerinizle görünüz. Her taraf viranedir, baykuş yuvasıdır. Memlekette yol yok, memlekette hiçbir uygar kurum yoktur. Milletin refah ve mutluluğundan söz etmek mümkün değil. Halk çok yoksuldur, sefil ve çıplaktır. Ülkemizde tamamı yabancıların kontrolünde yaklaşık 4000 kilometre demir yolu vardı. Cumhuriyet hükümetleri bir taraftan bu demir yollarını millileştirmek, bir taraftan da yeni demir yolları yapmak zorundaydı. Osmanlı döneminde travers ve maden direği Romanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, Kanada ve Güney Amerika ülkelerinden satın alınmaktaydı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllardaki bütçesi düşünüldüğünde dışarıdan maden direği alması mümkün değildi. Ülkemizde geçen yüzyılın başlarına kadar karayolu ve demiryolu ulaşımı da yoktu. Bütün bu nedenlerle orman ürünü nakliyatı için deniz ulaşımı neredeyse tek seçenekti. Ama deniz ulaşımı dışında başka seçenek olmaması nedeniyle ülkemizde denize yakın yerlerdeki ormanlar hemen hemen yok olmuştu. Cumhuriyet ilan edildiğinde en önemli ihraç ürünlerimiz üzüm ve incir için gerekli olan kutuluk kereste bile yurt dışından alınıyordu. Çünkü kutuluk kereste için gerekli olan göknar 1000 metre yükseklikteki dağlarda yetişmekteydi ve ulaşımı sağlayacak yol ağı bulunmuyordu. Üzüm ve incir ihracatından 118 milyon, yumurta ihracatından 4 milyon lira gelir elde edildiği düşünüldüğünde İhracatın sağlıklı bir şekilde sürmesi, ülkenin geleceği için oldukça büyük bir öneme sahipti. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yüz binlerce metreküp kereste ihtiyacı vardı. Ama bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için orman kaynakları işletmek mümkün gözükmüyordu. 1 milyon lira sermaye ile kurulan Türkiye İş Bankası'ndan Albay Çolak İbrahim'e banka sermayesinin üzerinde bir miktar olan 1.4 milyon lira kredi verilmiştir. Albay Çolak İbrahim bu sermayeyle Bozöyük'te bir kereste fabrikası kurarak çok önemli bir girişime imza atmıştır. Bu işletme kurulduğunda ülkemizde böyle bir tesis kuruluşu yoktur. Bu şirket ve tesis daha sonra kurulan Sinop Zingal şirketi ve Samsun Bafra Kereste Fabrikaları Anonim şirketine örnek olmuştur. Cumhuriyet döneminin en önemli fabrikalarından Bozöyük Kereste Fabrikası'nın çok yakın bir noktada bulunuyoruz. İşte kuş bakışı 500-600 metre ötede şu anda kavakların bulunduğu bölgede bu fabrika kurulmuş. Ve hemen üzerinde de Albay Çolak İbrahim'in yalısı var. Hemen dibinde de Bozöyük tren garı var. Tren garının esprisi şu, bu noktadan dağdan buraya gelen tomruklar bu noktadan İstanbul Haydarpaşa'ya ve buradan Ankara garına çok kolay bir şekilde sevk edilebiliyor. Çünkü o yıllarda ülkenin
yeni kuruluş aşamasında en büyük ihtiyacı travers, maden direk ve ihracat için kullanılan ambalaj malzemeleri için bu nokta seçilmiş. Yani birçok noktaya ulaşım olduğu için garın olduğu yerde kurulmuş. Milli mücadelenin tanınan kahramanlarından Bilecik milletvekili, emekli albay İbrahim Çolak, Gazi Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün en yakın silah arkadaşlarından biriydi. İbrahim Bey, Cumhuriyet'in ilanından 2,5 ay sonra oluşturulan bir mukaveleyle Bozüyük Hususi Orman Şirketi'ni kurmuştur. Bu mukaveleye göre şirketin %45'i Albay Çolak İbrahim'e aittir. Geriye kalan %55'i ise Emin, Numan, İslam, Halit, Hacı Mehmet, Ömer ve Mehmet ağlarla Ormancı Süleyman Bey'e aittir. Bu oran aynı zamanda Bozüyük yöresi Yirce ve Bürmece ormanlarının da mülkiyet ilişkilerini yansıtmaktadır. 1925 yılında Bozüyük tren yolunun sıfır noktasında kereste fabrikası inşasına başlanmış ve tesis büyüklüğüne göre kısa sayılabilecek bir sürede 1926 yılında tamamlanmıştır. Bazı makineler yurt dışından getirilmiştir. Üretilen ürünlerin fabrikadan istasyona rahat bir şekilde sevk edilebilmesi için demir yoluna ayrıca bir makas eklenmiştir. Albay Çolak İbrahim işletmenin genel müdürlüğüne emekli albay Şerif Yaçağız'ı getirmiştir. Fabrikadaysa biri Alman, birisi Türk olmak üzere iki müdür vardır. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yer alan bir habere göre Bozüyük'te tren yolu altında kurulan fabrikanın geceli gündüzlü faaliyeti sırasında 320 kişi, orman içindeki fabrikada ve civarlarda 160 kişi, ormanda tomruk kesim ve nakliyatında 1000 kişi, havai hat ve dekovil hattında 120 kişi olmak üzere daimi ve geçici işçi olarak toplam 1600 kişi istihdam edilmiştir. İbrahim Çolak işletmesi 1930 yılı itibariyle çalıştırdığı 1600 kişiye ayda yaklaşık 50 bin lira işçi ücreti ödemiştir. Bir o kadar da devlete vergi vermiştir. Böylece bu işletme ortaya çıkardığı bu istihdam olanaklarıyla Bozüyük'ü Anadolu'nun en gelişmiş nahiyesi yapmıştır. Bozüyük'te kurulan kereste fabrikası o günün koşullarında ileri teknoloji ürünüdür. Kendi elektrik enerjisini üretmektedir. Enerji üretimini yonga, talaş ve çıta gibi kereste atıklarını yakarak gerçekleştirmektedir. Gerek teknolojisi ve gerekse üretim kapasitesi ve yaptığı üretim açısından ülkemizin ilk önemli tesisidir. Bozüyük'teki ana fabrika binasının arka planında yer alan Albay İbrahim Bey Köşkü, 2017 yılında Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi adıyla bir kent müzesine dönüştürülmüştür. Müzenin bir bölümü Bozüyük yakın tarihinde Türk Bağımsızlık Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bozüyük açısından çok önemli işlere imzasını atan İbrahim Çolak'a ayrılmıştır. Ayrıca müzede Bozüyük'ün tarihi, Atatürk'ün Bozüyük'ü ziyaretleri gibi birçok konuda hazırlanmış belge ve bilgiler bulunmaktadır. Orman işletmeciliği açısından Bozüyük'ün seçilmesi üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. Bozüyük, coğrafi olarak ülkemizin üç büyük kenti olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in ortasındadır. 25 Kasım 1892 tarihinde Bozüyük tren yolu ulaşımına açılmış, böylece İstanbul-Bağdat demiryolu Bozüyük'e taşınmıştır. Bursa Uludağ'a kadar adeta bir orman denizini andıran, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan Bozüyük, çok önemli bir orman bölgesidir. Yirce, Bürmece ve Kömürsu orman bölgesinde incir ve üzüm ihracatı için gerekli olan göknar, travers ve maden direği yapımı için kayın, karaçam ve sarıçam ağaçları yetişmektedir. Üretilmesi düşünülen kerestenin, tüketim merkezlerine ulaşımını sağlayabilecek bir demiryolu ağının bu ormanlara 20 ila 30 kilometre yakınlıkta olması, Bozüyük'ün orman işletmeciliği için ne kadar doğru bir yer olduğunu ispatlamaktadır. Ormanlarımızı asri tedbirle hüsnü halde bulundurmak,
esas düsturlarımızdan biridir. Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Fabrika için 20 Mayıs 1926 tarihinde bir açılış töreni yapılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu törene katılmıştır. Ayrıca bu tören Ferit İbrahim Bey tarafından filme alınmıştır. Kalabalık bir grupla fabrikayı karış karış gezen Atatürk'ün fabrikadan ne kadar memnun kaldığı yüzünden anlaşılmaktadır. Zaten onuruna verilen yemekte Atatürk, İbrahim Çolak'ın yaptığı işin önemini şu sözlerle vurgulamıştır. Efendiler, İbrahim Bey arkadaşımızın mazideki hayatının ne kadar vatanseverce ve kahramanca devrelerle dolu olduğunu bilmeyen yoktur. İbrahim silahlı mücadelelerin kendini serbest bırakabileceği devreyi anlar anlamaz kanun yapmayla ilgili bir göreve millet tarafından seçildi. Bunun sonucu olarak bu dakikada gözlerimizin önünde hayat, hareket, medeniyet, ümit belirtirken bu büyük eseri oluşturmuştur. Bu uğurda çok zorluklarla karşılaştığına şüphe edilemez. Bütün zorlukları yenmiş, çaresizliği içinde ümidini asla kesmemiş, millete faydalı olacağına tereddüt etmediği eseri üzerinde, savaşta düşman üzerine yürüdüğü gibi korkusuzca yürümüştür. Kendisini özellikle tebrik ederim. İbrahim Çolak Bey de bu konuşma karşılığında şunları söylemiştir. Hakkımda ibraz buyurulan tercihlere karşı arz şükran ederim. Bu müessese, Zat-ı Devletleri başta olmak üzere, Hükümet-i Cumhuriyetimizin ve en kutlu milli kurumumuz olan İş Bankası'nın büyük yardımlarıyla vücuda gelmiştir. Ferit İbrahim Bey tarafından 1926 yılında çekilen ve ormancılık tarihimize ışık tutan film incelendiğinde, çalışanların başında iyi giyimli, kravatlı görevliler izlenmektedir. Bu durum, asker kökenli yöneticilerin orman işletmeciliğinde askeri örgütlenme benzeri bir düzen oluşturduğu izlenimi bırakmaktadır. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilanına kadar kereste üretimi su hızarları ve el hızarlarıyla gerçekleştirilmekteydi. Ülkemizde tam donanımlı ve çağın ileri teknolojisini kullanan kereste fabrikaları, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkemizin yabancıların istilasından kurtulmasıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bozüyük'teki kereste fabrikası da bunlardan ilkidir. Bozüyük'teki ana fabrika 20 tezgahla faaliyete geçmiştir. Oluşturulan bu sistemle her tür ve boyutta rendeli kereste, siparişe göre yumurta, üzüm ve incir sandıkları üretilmeye başlanmıştır. Ama toprağın bekçisi ağaçların, ülke geleceğinin yapı taşı olan keresteye dönüşmeleri için hem uzun hem de meşakkatli bir yolculuğa çıkmaları gerekmektedir. İnsanüstü bir emeğe ihtiyaç duyulan ağacın bu yolculuğunda teknolojinin her türlü nimetinden de yararlanılır. Ağaçlar özenle ve ustaca kesilir. Ardından hayvanlarla çekilen arabalara yüklenen odunlar, sürütme yolları kullanılarak dekovil hattına taşınır. Dekovil hattıyla günlük 70 ila 80 vagon yani 300 ila 350 metreküp tomruk nakledilmektedir. Fabrikada çalışan işçilerin bazen uçurum kenarından, bazen de ormanın ortasından geçen dekovil hattını yapmaları bile başlı başına bir başarı hikayesidir. Bu dekovil hattı sayesinde işçilerin 3 saatte yapabilecekleri nakil işi yarım saatte gerçekleştirilmektedir. Ormandan dekovil istasyonuna nakliyat yapılmasında yüksek eğimli yerlerden aşağıya doğru sürütme yapmak amacıyla kuru kanallardan da yararlanılmıştır. Ama 3 yıllık uygulamalar bu oyukların ürün kaybının yanında işçiler için güvenli olmadığını da göstermiştir. Dekovil hattından sonra üçüncü kısmı oluşturulan süreçse havai hatta nakliyattır. Tesisat amortismanı dekovilin neredeyse 3 katına ulaşan havai hat, fabrikanın en önemli ve en temel donanımıdır. Çolak İbrahim,
Nasıl bilinir bu buralarda? Nasıl bir insandı Çolak İbrahim? İşçiymişçi öyle bir yardımı vardı. He. Çok çalışan oldu. Takavül diye veriyoruz. Onda çalışan ne kadar bizde? Onun ustası vardı. Gidip geldi asma köpürlerde. Sen bu tomruların taşındığını gördün mü havada? Gördüm. Ha. Onu biliyorum. Yani iki tane mi gidiyordu? Tek tane, üç tane. Üçteğine göre sarıyorlardı onu orada. Bu buradan da yüklenir miydi ayrıca? Buradan da yüklenirdi. Buradan bak şimdi yol var öteden dolaşır. Yukarıdan giderdi. Bu var gene gidiyor. Tomruk götürüyor derlerdi. Bizim evin üstünden geçerdi. Telleri vardı işte. Nasıl şöyle üstünden bile teneke gibi bir şey tanırdım. O kadar tanırdım. Fazla tanıyamazdım. Gürültülü müydü? Hiç gürültü anlamazdık. Anladım. Geçerdi. Oradan bir kere gürültü düşmüş yapmaz, de oraya canım. Komşuların düşmüş de kabaklarını onu parçalamış. Öyle mi? Tellerini hatırlıyorum ancak. O kadar ufak. Mezalye içinde şeyi var. Direk vardı zaten. Evet. Çok fabrikanın nakliyat şebekesi, ormandaki yüzyılların biriktirmiş olduğu büyük ağaç servetinin mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde işlenmesine yönelik tesislerden oluşmaktadır. Bu yüzden nakliyatın büyük bir kısmı havai hat ve dekovilden yararlanılarak yapılmıştır. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde orman içerisinde 14 kilometre uzunluğunda bir dekovil hattından söz edilmektedir. Ayrıca kesilen ağaçların bulundukları yerde kabuklarının soyulduğu ve bu surette elde edilen tomrukların dekovil hattıyla Güralan Tepesi eteklerinde havai hattın başlangıç noktasına getirildiğini ve tomrukların havai hatla 3 saatte Bozüyük'teki fabrikaya gelerek orada ayırma tabi tutulduğu, düzeltildiği ve keresteye dönüştürüldüğü de ifade edilmektedir. Havai hat üzerinde 35'er beygir kuvvetinde lokomobillerle enerji üretilen ve havai hattın çalışmasını sağlayan 3 istasyon vardır. Ormana doğru kurulmuş olan 19,5 kilometrelik teleferik sistemini ya da hava ormancıların ifadesiyle havai hat sisteminin ara istasyonlarından birisindeyiz. Yaklaşık 10 civarında ara istasyon yapılmış. Bu ara istasyonlar tepeden tepeye kule şeklinde yapılmış ve bu kulelerde halatlar birbirine bağlanmak suretiyle 19,5 kilometre bir mesafede ta Muratdere ormanlarından Bozüyük'e kadar tomruk taşınabilmiş bu hat üzerinde. Buradaki çukurların bu havai hat sisteminin ara istasyonunda yer alan bu çukurların bu havai hat sisteminin ihtiyacı olan gücün, elektriğin üretilmesinde kullanılmış olduğunu düşünüyoruz. Buralara lokomobil yerleştirilmiş ve bu lokomobiller odun yakarak elektrik üreten, çoğu başka yerlerde de belki kömür gibi madenler yakarak elektrik üreten bir makine bu. Bu şeyde Çolak İbrahim'in oluşturduğu düzende odun yakarak elektrik üretmiş ve bu sistemin işlemesini sağlamıştır. 1924 yılında tesis edilen bu havai hattın günümüzdeki izlerini görüyoruz hemen arka tarafımızda. Görüldüğü gibi doğal bir kayanın içi oyularak, o zamanki şartlarda insan gücüyle oyularak bir zaruret gerektiren, yani tesisin buradan geçmesini, o hava hayattan buradan geçmesini zorunlu kılan bir nedenden dolayı yaptıkları, o zamanki insanların yaptıkları emeği, harcadıkları çabayı, özveriyi şu anda arazide görüyoruz. Bu gördüğünüz oyuk olan yerden o zaman işte bahsettiğimiz bu Bozüyük'e kadar olan 20 kilometrelik havai hat, yani tomrukların naklinde kullanılan havai hat hemen bu yanımızda gördüğünüz bu kertiğin içinden havai hatla geçip aşağılara iniyordu. Tren yolunun hemen yanında kurulan ana fabrikaya dönem itibariyle en ileri teknoloji getirilmiş ve hiçbir masraftan kaçınılmamıştır. Fabrikanın son sistem makineleri de Almanya'dan getirilmiştir. Bu fabrikanın Avrupa'daki en modern tesislerle kıyaslanabileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Fabrika, 330 beygir gücünde bir buharlı makine tarafından çalıştırılan bir sisteme sahiptir. Ayrıca 220 beygir gücünde yine buhar gücüyle enerji üreten bir havai hat istasyonu ve elektrik ünitesi söz konusudur. Lokomobil isimli buhar makineleri tamamen kereste enkazı ve talaşlarla buhar kuvvetinden elektrik üretmektedir. Bu sistem bu tür fabrikalar için en ucuz araçtır. Elektrik merkezi fabrikadan başka Bozüyük sokaklarını, resmi binaları, okulları, istasyonu aydınlatmakta ve elektrik ücretsiz verilmektedir. O yıllarda ülkemizin birkaç şehrinde elektrik vardır.
İbrahim Bey, Ankara'dan trene bindirdiği uzmanlara, trenden ışık gördüğünüz yerde inin, orası Bozüyük'tür diyerek yol göstermektedir. Çünkü Ankara'dan yola çıkıldığında Bozüyük'e kadar hiçbir yerde henüz elektrik yoktur. Eskişehir bile Bozüyük'ten 4 yıl sonra elektriğe kavuşmuştur. Üretimde burada 150-200 tane, belki 300 tane insan çalışıyor. Aynı zamanda bunların burada yemesi, barınması, tabii, burada kalmaları, buraya ulaşımları hepsi sorun aslında. Havai hattın da, ya bu şimdi sonuçta insan yapısı bir tesis, bunun bakımı da var. Baktığınız zaman yani böyle, evet, çok ortada büyük bir organizasyon var. Yani o Bozüyük'teki kereste fabrikasında tamam orada ürün işleniyor, ham madde işleniyor ama oraya kadar olan naklindeki o üretim zincirinde, ta bu ormandan başlayan üretim zincirinde müthiş bir organizasyon var. Ve işin gerisinde bir şey var yani, hayran kalınacak bir emek var yani. Bozüyük Kereste Fabrikası'nın kurulduğu 1923 yılından itibaren ülkemizde başta iskan sorunlarının çözümünde olmak üzere kalkınmamızın fitilini ateşleyen birçok alanda katkıları olmuştur. Hatta karşılaşılan bazı doğal afetlerin yaralarının sarılmasında da önemli işlevler görmüştür. Doğal afetlerden biri İzmir'de yaşanan sel felaketidir. 24 Ekim 1930 tarihinde şiddetli yağmur sonucunda oluşan sel nedeniyle evler yıkılmış, insanlar enkaz altında kalmıştır. Bunun üzerine İzmir Valisi'nin başkanlığında toplanan Felaketzede Komisyonu, felakete uğrayanlara para dağıtılmasına ve evlerin yapımı ve tamiri için Bozüyük Fabrikası'ndan kereste getirtilmesine karar vermiştir. Ülkemizin karşılaştığı en büyük afetlerden birisi olan 1939 Büyük Erzincan depreminde de Bozüyük'ün daha sonra kurulan diğer işletmelerle birlikte önemli rol oynadığını görmekteyiz. Gerçekten 1926 yılında çok güzel çalışma yapılmış, çok muhteşem bir çekim yapılmış buralarda. Ve biz o çekimin izini takip ediyoruz. Nerelerden geçti o dekol hattı, nasıl çalışıldı, havai hat nasıl çalışılarak bu kadar orman envalini Bozüyük'teki kereste fabrikasına götürdü. Değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız ve Bilecik Orman İşletme Müdürümüz, evet, değil mi efendim? İsim? Tuncay Yakın. Tuncay Bey, ve yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun, bu haritayı da çıkardınız. Şu anda da tarihi bir mekandayız. Evet. Duygularınızı alalım efendim. Evet, şimdi 95 yıl öncesini canlandırıyoruz şu an. Büyüklerimizin, bizim mesleğimizin başlangıcını oluşturanların o zamanki şartlarda o teknolojiyle bu güzelim ormanlardan faydalanarak memlekete altyapısına, memleketin altyapısına ne kadar büyük katkı sağladıklarını buralarda görüyoruz. Ve bunu yaşamak, bu izi sürmek gerçekten muhteşem. Bu belgesel sayesinde de geçmişte de ne kadar değerli bir yer olduğunu ve ülkemizin ekonomik kalkınma hamlelerini geliştirmek, ortaya koymak adına yapılan çalışmaların da ilklerinden biri olduğunu, Bozüyük gibi bir yerde Türkiye'nin en önemli ve belki en büyük o dönemin kereste fabrikasının kurularak ülkenin kalkınmasında, ihracatında, altyapı yatırımlarının tamamlanmasında, demiryollarının geliştirilmesinde de üretilen ürünlerin kullanılmak suretiyle kalkınmaya büyük katkı sağladığını gördük. Kurulduğu dönemde tabii İş Bankası'nın sermayesinin üzerinde bir krediyle yapılmış. Yani aslında kaynak yokmuş bu işi yapmak için. Ama bütün imkanlar zorlanarak kaynağın oluşturulabildiği, sonrasında teknoloji yokmuş belki o anlamda ülkede. Fakat o anlamda teknolojiye ulaşmak adına gerekli adımlar da atılarak, Almanya'dan mühendisler getirilerek, teknik ekipman temin edilerek, ülkede olmayan bir sektörün, altyapısı olmayan bir sektör oluşturulmuş ve dünyaya ürün çıkaracak bir tesis ortaya çıkmış. Kurtuluş Savaşı'nın başarılı komutanlarından İbrahim Çolak'ın kurduğu kereste fabrikası, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir başarı hikayesi olarak ormancılık tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Ülkenin ihtiyacı olan kereste üretimi için İbrahim Çolak tarafından ithal edilen tren ve lokomobillerin tren istasyonundan Bozüyük Dağları'na çıkarılabilmesi bile başlı başına bir başarı destanıdır. Bozüyük Kereste Fabrikası, ormancılık tekniği açısından da öncü rol oynamıştır. O yıllarda dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki teknikler uygulanmıştır.
kesilecek ağaçların işaretlenmesi, damgalanması, kesilmesi, sürütülmesi, Dekovil hattıyla havai hat istasyonuna getirilmesi gibi konular ülkemiz için ilk kez karşılaşılan tekniklerdir. Bunun yanında kereste fabrikasının elektrik üretimi, üretilen bu elektrikle hızarların çalıştırılması ve kereste üretimi, bir kurutma fırını kurulması ve ağaç malzemenin dayanıklılığının artırılması gibi uygulamalarda o günün koşulları düşünüldüğünde ileri ülkeler düzeyinde çağdaş uygulamalardır. Sürdürülebilir ormancılık konusundaki eksiklik ve aksaklıklar bir tarafa, Türkiye ormancılığı Bozüyük'ten öğrenmiştir. Daha sonra kurulan diğer özel orman işletmeleriyle 1937 yılından itibaren kurulmaya başlanan devlet orman işletmeleri, Bozüyük'te başlatılan işletmecilik ve ormancılık tekniklerini örnek almışlardır. Ülke genelinde ormancılık alanında yaşanan politika değişikliği sonucunda Bozüyük'te İbrahim Bey ve kolektif şirket tarafından devlet ormanlarında yürütülen orman işletmeciliği faaliyetlerine 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde 1943 yılında son verilmiştir. Buna karşın özel orman niteliğinde olan Yirce ve Bürmeceler ormanlarındaki faaliyetler bir süre daha sürdürülmüştür. Daha sonra 1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı yasayla bu ormanlarda devletleştirilmiş ve bu yıldan sonra yöre ormanlarının tamamı devletin mülkiyet ve yönetimine geçmiştir. Osmanlı Devleti Söğüt'ten yayılmaya başlamıştır. Türkiye ormancılığı da Bozüyük'ten inkişaf edecektir. Süleyman Ormancı. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne 180 yıllık köklü bir geçmişi olan Orman Teşkilatı, ormancılık kültürünün gelişip güçlenmesi için eğitime büyük önem vermiştir. Modern ormancılık üzerine eğitim veren okullar kurulmuş, ormancılık kültürünü her şeyin üstünde tutan orman mühendisleri ve teknik insanlar yetiştirilmiştir. Ormanlarımız ve doğal kaynakların korunmasına yönelik Türkiye'nin yaptığı çalışmalar, uluslararası arenada da ses getirmiş ve yeni sorumlulukların kapısını aralamıştır. Orman Teşkilatımızın istikrarlı çalışmaları sonucunda ülkemiz ormanlarını hem alan ve hem de kalite bakımından artıran nadir ülkelerden biri olarak ilk beşte yer almayı başarmıştır. Beşikten mezara yurt ve yuvamız olan ormanlarımızı, dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımızı asla aklımızdan çıkarmayalım. Ve unutmayalım ki ormanı ancak sevgi korur. Milletimiz ormanları da evladı gibi sever. Bunun için ağaç bayramları yapar, yeniden orman yetiştirir. Çünkü ormanlarımız en değerli zenginlik kaynağımızdır.